Saygıdeğer izleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Hollanda'da ölüme terk edilen, fişi çekilecek olan bir vatandaşımız vardı. İlhan Duman. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın göndermiş olduğu uçak ambulansla alınarak Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Bununla ilgili olarak Hollanda'da geniş yankı buldu. Nasıl olur diye Hollanda makamları çok şaşırmıştı. Hastanın oğlu Furkan Duman bakın şunları söylüyor. Hollandalı doktorlar babanızın fişini çekeceğiz. Siz izin vermeseniz de bu bizim yasal yetkimiz dedi. Türkiye imdadıma yetişti. Babamı gelip ambulans uçakla alacaklar deyince Hollandalı doktorlar imkansız deyip güldüler. Sonra uçak geldi film gibiydi. şok olan Hollandalılar biz vatandaşı olmak için uçak kaldıran Türkiye'den başka bir ülke daha görmedik diyorlar değerli izleyicilerimiz. Nevşehirli olan İlhan Duman 1990 yılında Hollanda'ya gitmişti. 2017 yılında kısmi felç geçirdi. üç çocuğu olan Duman 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Belirtisi ağır olmadığı için Hollandalı doktorlar tedavisini evde devam etmesini söyledi. Koronavirüse yakalanan erkek kardeşi ve babası ise hastanede tedavi altında tutuluyordu. Sonra İlhan Duman'ın da durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım alındı. Solunum cihazına bağlandı. Doktorlar Duman'ın fişini çekmeye karar verdi. İlan Duman'ın Hollanda'da güvenlik elemanı olarak çalışan oğlu 23 yaşındaki Furkan Duman durumu konsolosluk, Türk konsolosluğuna bildirdi ve Türkiye'ye götürülmesini istedi. Ve devamında şunları anlatıyor Furkan. Babamı hastanede yoğun bakım aldılar. Solunum cihazına bağladıklarını söylediler. İki gün sonra da Cuma günü saat 15'te babanızın fişini çekeceğiz dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Dedem, amcam hastanede yatıyordu. Yapay yalnızdım. Izin vermediğimi söyledim Hollanda'da doktorlar bana senin iznine ihtiyacımız yok. Sen izin vermesen de fişini çekeceğiz dediler. Zaman durdu sanki. Sonra memleketim geldi aklıma. Türkiye'nin Amsterdam başkonsolosuyla ile iletişime geçtiğim, kurtarın babamı dedim diyor. Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'ndan telefon geldi. Merak etmeyin uçağınız hazırlanıyor dedi. O an ağlamaya başladım. Sabaha karşı tekrar aradılar. Uçağınız yola çıktı. Babanızı almaya geliyoruz dediler. Ve o gün babamın fişini çekeceklerdi ki kurtarıcı bir melek gibi o uçak geldi diyor. Türkiye'den gelen ambulans uçak Amsterdam Havalimanı'na indi. O anı hiçbir zaman unutmam diyor. Ambulans uçağın Amsterdam'a gelmesiyle Hollandalı doktorların şok olduklarını belirten Furkan Duman, "Ben babamı aldıracağım buradan." dediğimde bana imkansız demişlerdi. Gülmüşlerdi bana ama çok şükür ülkemden, memleketimden gelen uçak babamı Ankara'ya götürdü." diyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da özellikle yaşlılar başta olmak üzere durumu ağır olan hastaların ölmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. durumu ağır olan hastaların bir an önce ölmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Furkan'ın babası da aynı durumda. Fişini çekeceğiz. Nasıl fişini çekiyorsun kardeşim sen? Ne bu? Sen televizyonun mu fişini çekiyorsun? Buzdolabının mı fişini çekiyorsun? Neyin fişini çekiyorsun sen? Bu mu insanlık? Bu mu insan hakları? Bu mu hasta hakları? Ne diyorlar oğluna Furkan'a? Senin böyle bir hakkın yoktu, biz diyor, çekeriz diyor. Neyi çekiyorsun kardeşim? Bu adam hala yaşıyor. Neyi çekiyorsun sen? Almanya'da da benzer olaylar var. Geçmişte hep anlattım. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sen bir hekim olarak, doktor olarak sonuna kadar mücadele edersin. Hasta öleceksin, zaten ölür. Ona yapacak bir şey yok. Ama hasta yaşarken ben fişini çekiyorum. Neyin fişini çekiyorsun sen? Senin de bir gün fişini çekseler iyi mi olur? O insanın yerine koy bakalım kendini. O ailenin çocuğunun yerine koy bakalım kendini. Hokkabaz! Neyi çekiyorsun sen? Fişini çekiyormuş. Böyle bir rezalet olabilir mi? Ya ölecekse tamam. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Allah insana vermiş olduğu müddet boyunca yaşar. Onda bir sorun yok. Ama sen kendini Doktor olarak Azrail'in yerine koyuyorsun. Ben fişini çekiyorum. Senin o fişi alır. E ne oldu? Al Türkiye'den uçak geldi, aldı, götürdü. Uçakta da ölebilir. Hiç problem değil. Ölebilir. Hastanede de ölebilir. Ama ya doktorluk yemini vardı değil mi? Hipokrat yemini. Sen bu yemini ederken. Ben hastaların fişini çekeceğim diye mi ediyorsun? Hangi gerekçeyle ediyorsun? Hastanın yatağını boşaltmak yerine başka birini almak için mi ediyorsun bu yemini? Fişi çekiyormuş. Sanki televizyonun fişini çekiyor. Şuna bak ya bu kadar da rahat söylüyorlar. Daha 20 yaşlarda oğluna. Fişini çekeceğiz. E yaşıyor adam hala. Kim bilir bu durumda olan değerli izleyicilerimiz ne hastalar öldü, ne insanlar öldü. Çoğunun ailesine söylemediler bile. Öldü dediler. Bu arada fişini çektiler. Neyin fişini ya? Bu kadar kolay mı? Hayatta olan tüm irtibatını çekerek o makinelerin fişini adamı öldürüyorsun. Katil bu. Bunu yapanlar katil. Katil. Avrupa'da pek çok noktada var böyle. Fişi çekiyormuş. Alır o fişi. O bak orada yaşayanlar alır o fişi. Tekrar o fişi yerine takarlar. Anladınız siz. O fiş alır, kıvırır, tekrar yerine takarlar, o pirze takarlar o fişi. Nasıl doktorsunuz siz kardeşim? Hala yaşıyor adam. Fişi çekiyormuş. Böyle bir rezalet. insan haklarının yüksek olduğu söylenen, demokrasinin yüksek olduğu söylenen, zenginliği yüksek olduğu söylenen bir ülkede oluyorsa, bunlar insanlıklarını yitirmişler insan falan değiller. insan taklidi yapıyorlar bunlar. Fişi çekiyormuş. Allah Allah. Fişi çekiyormuş. Yani bu haberi gördüğümde gerçekten değerli izleyicilerim sinir sistemi bozuldu ya. Ya adam nefes alıyor mu alıyor kardeşim. Sen doktor olarak onun entübe edebilirsin. Solunum cihazlarıyla nefes alabilir. Bunda bir problem yok. Gayet normal. Ama nasıl sağlıkçısınız kardeşim siz? Nefes alan bir adama makinelerle da olsa nefes alan birine siz diyorsunuz ki ben senin fişini çekiyorum. Ya hiç mi vicdan yok sizde? Hiç mi korku yok ya? Neye inanıyorsan işte ondan hiç mi korkmuyorsun ya? İnanıyorsan tabii. Hokkabaza bak fişi çekiyormuş. Rezalet ya. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli izleyicilerimiz bunlar bakın aslında bir noktadan bizi sevindiren şey şu Tabii ki bu vatandaşımızın yaşaması oğlunun böyle bir e, girişimde bulunması çok çok önemli Eskiden bu işler hala hayaldi yoktu böyle bir şey yani Türkiye'de ekonomik şartlar böyle değildi ya yani, bu ters olaylar olduğunda da gerçekten ben bir nebze gurur duyuyorum Çünkü e, Hollandalılar falan işte Almanların bir kısmı falan Türkiye'yi şey sanıyorlar hala yani 30-40 yıl önceki Türkiye falan sanıyorlar Yazık günah ya. Yani inşallah Allah en kısa zamanda şifasını verir. Ee, Allah sevdiklerine bağışlar bu kardeşimizi. E, ee, aileye de büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah tüm hastalara e, şafi sıfatıyla şifa versin inşallah. Nerede darda olan varsa, nerede sıkıntıda olan varsa inşallah tez zamanda bu sıkıntılarından kurtulurlar. Değerli izleyicilerimiz Fransa'da günlük 2000 kişi mutasyon